Merhabalar sevgili Tuna Tünar. Merhaba. Yaşadığımız bazı felaketlerden sonra ve e, karşılaştığımız bir anda yüzleşmek zorunda olduğumuz bazı travmatik durumlardan sonra bize en çok etkileyen konulardan bir tanesi güvenlik hissimiz. Hı hı. Sarsılan, hı, hı. E, onarmakta zorlandığımız, hı hı. nasıl onaracağımızı bilemediğimiz güvenlik hissini tamir etmezsek ne olur? ...nasıl tamir ederiz... ...ve nasıl kaynaklar kullanmalıyız? Çok güzel bir soru. Çünkü... ...güveni yeniden tesis etmek diyoruz biz bunu. Yeniden güvenebilmek. Şimdi iki tane meselesi var insanın. Bir, doğduktan sonra... ...başta anne ve anneyle beraber yaşama güven... ...becerileri geliştirmesi. Ondan sonra hayatta başına bir şey geldikten sonra... ...bir travma... Geçirdikten sonra yeniden güvenebilmeyi sağlayabilmez. Hatırlar mısınız ben eğitimlerde size ne diyordum? Genellikle kadın erkek ilişkilerinde güvenli bağlanmayı ararız. Hani biz işte bağlanmayı anlatırken güvenli kaygılı güvensiz işte kaçıngan filan. Ee, şöyle zannediyor insanlar hani ben güvenli bağlanmaya gelmeliyim. İşte güvenli bağlanabilen bir partner bul bulmalıyım ve aslında biz e, güvenli güvenli tatlı tatlı bir ilişkimiz olsun. E, teknik olarak bu böyle olabilir. Bunda bir base yok ama hatırlarsan ben eğitimlerde ne diyordum? Güvenli bağlanma ilişki için değil ayrılık için gereklidir. Güvenli bağlanabilen biri bir ayrılık geldikten sonra tutacağı kaliteli yasla bir kez daha yeniden bir zaman sonra birini sevebilme, bir ötekinin de kendini sevebilmesine güven içinde izin verebilen demektir. Şimdi buradan hareketle bir konuda travmatize olduktan sonra bu bir işte maden göçü, kazası işte olabilir, deprem olabilir, trafik kazaları filan bir konuda ya da kişisel bir travmadan sonra insanın yeniden terapi o demektir zaten psikoterapi yeniden onu işlevselliğine kazandırmaya çalışmaktır. Eskisi gibi hayatına devam edebilmesi, belki daha iyi bir şekilde hayatına devam edebilmesi için yani bir güven onarımından söz ediyoruz burada. Peki güven onarılabilen bir şey mi? Bir güven var çok onarılabilir, bir güven var onarması daha zordur. Mesela ben bir travmadan sonra yaşama, Sosyal hayata, yaşadığım şehre, mesleğime, işime, arkadaşlarıma, evime, çevreme daha kolay adapte olabilir, tekrar güven bağlarımı iyileştirebilirken, en sevdiğim kişinin benim sırtımdan bıçakladığında kırılan güven duygumu onarmak çok daha zordur. Çünkü insanın şöyle bir mekanizması var. Ne olursa olsun ee, olan şeyin bir afet olduğunu bildiğinde deprem işte sel değil mi böyle bir şey olduğunda bunun biraz daha büyük bir mekanizmadan geldiği fikri güven bağını e, yeniden bağlama konusunda daha şey oluyor ama benim zaten e, kendime açtığım sırrımı paylaştığım kalbimi gönlümü geçmişimi paylaştığım kişiden bir şey gelince kişiler arası güvenlik daha zor yani onarılıyor. Şimdi insanın zaten sürekli bütün yaptığı şey şimdi Freudian gidersek dürtüsellik var. Şimdi benim kolumu böyle kaldırmamın bile bir amacı var. Ne bileyim belki işte başımı kaşıyacağım. İnsanın bir ihtiyacı olur. Bir dürtüsellikle Motor hareket devreye girer. Nedir? Ben susarım. Susadığımı fark ederim. Sonra gider kalkar bir bardak su alır, suyumu içerim, susuzluğumu gideririm. Bu mekanizmadan bakarsan insanın belli oranlarda, belli yerlerde kesinlikle güvende hissetme ihtiyacı var. Bunun için de kalkıp hareket edebiliyor. Yani ne yapıyor? Bizim niye barınıyoruz evimiz var? Çünkü aslında barınmakla ilgili güvende hissetmek gerekiyor bilinç altında. Kafanda bir dam olsun istiyorsun. Çevrende bir duvar olsun istiyorsun. Bu hem sıcak soğuk e, tan korunmak için hem işte mahremiyet, hırsızlık falan gibi. Niye? Orası senin kalen, senin güvenliğin olduğunda daha kendini teslim edebiliyorsun. Bu teslimiyet de sana iyi geliyor. Peki bu yara aldığında, sekteye uğradığında felaketle, depremle, hırsızlıkla mesela evinize hırsız girdikten sonraki o ilk haftayı düşünün. Düşünmek istemiyorum. Yani çoğu insan yaşamıştır bunu. Yaşadım. Yani çok sadece hani çok büyük felaketlere gitmeye de gerek yok güven duygusunu anlamak için. Dolayısıyla ben bile 2010 senesinde Kalamış'taki evime bir hırsız vakası gibi bir şey oldu bir baktım işte şey kapısı açık balkon e, salonun. Üç gün sonra taşındım orada. Bununla mı uğraşacağım dedim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi insanlar ne yapıyor? Kaçınma hareketi yapıyorlar. Bu oturduğum ev sağlam mı? Bu şehirde oturmasam mı? Bizim şehrin altından fay geçiyormuş. Filan gibi. Şimdi ne oluyor? Çok daha tedirginler. E, hala akut stres devam ediyor. Akut stres e, ...halledildikten, pansuman yapıldıktan sonraki bir dönem olacak. Ondan sonra biraz daha biz e, iyi hissettiğimizde ondan sonra onaracağız bazı şeyleri. Bunu hemen onaramazsınız. Çünkü şu anda zaten bir panik halindeyiz hepimiz. Şu an öfke okey. Üzüntü okey. Biraz kaygı okey. Müsaade edin kendinize. Çünkü insansınız bilinçaltınız, korteks filan yani bütün sistemler, sinir sistemi filan şu an yeni bir düzen bulmaya çalışıyor. Yani sen onu sarstın bıraktın, o şimdi tekrar bir düzen, bir denge bulmaya çalışıyor. Bu dönemde ne yapacağız? Yapabildiğimiz kadar defaatle söyledik. Sosyal ve işlevsel hayatımız devam ettirmeye çalışacağız. Sevdiklerimize sarılacağız. Bağ kurmaya devam edeceğiz filan. Ama güven onarımı için ne gerekiyor? Bununla ilgili yine Sabah hocadan ben rica edeyim. Perşembe günü bize çeşitli şeyler, ritüeller, çalışmalar versin. Biz de bunu bu konuda zorlananlar için bir şey olmuş olsun, fayda olmuş olsun. Ama mantığı budur. Benim güven duygumu yeniden tesis etmem lazım. Çünkü güven duygusu primer bir şeydir, kişisel bir şeydir. Dış dünyayla alakalı bir şey değildir. Sen oturduğun yerde Çin'de yaşarsın, yalnız hissedersin kendini. Anlatabiliyor muyum? Bu çok kişinin eşyayı nasıl gördüğüyle alakalı bir şey. Dolayısıyla bir yetişkin olarak ne yapabilirim şu an? Olabildiği kadar e, deprem dirençli binaların yerlerin olduğu e, mekanlarda biraz daha vakit geçirmeyi tercih edebilirim. İşte deprem çantamı evime arabama koyabilirim. Değil mi? Evime güvenmiyorsam yeni bir ev yani şu an fiziksel olarak önce güvenliği bulmam lazım. Sonra güvenlik beni güvene taşıyabilir. Bazen de önce güveni bulursun, o güven seni güvenliğe taşır. Mesela bazı küçük yerler vardır biliyorsun Anadolu'da filan derler ya biz kapımızı kitlemeyiz. Güven olduğu için güvenliğe ihtiyaç yoktur. Orada bir his var. Burada hırsızlık olmaz gibi bir his var. Dolayısıyla kimse kapısını kitlemiyor. Amerikan filmlerinde falan biz rahatsız oluyorduk ya eskiden. Ya millet arabadan iniyor, kimse kitlemiyor kapıyı Hı. diye. <laughs> Değil mi? Ne tuhaf geliyordu bize. Anadolu'da hala evet böyle yerler böyle var. Böyle yerler var. Dolayısıyla e, güven insanın yaşamını sürdürebilmesi için başına ne gelirse gelsin felaket, ayrılık, travma bundan sonra ne olursa olsun tekrar yeniden yapılandırması gereken ana meselesidir. Ana duygusudur. O güven gelecek ki sistem diğer mekanizmalara da eşit pay dağıtabilsin. Ben sosyal ve işlevsel hayatımı sürdürebileyim. Evet, Güven temelde bir şey çünkü. Daha sonrasını biz üzerine inşa etmek durumundayız. Bir pastanın tabanı olur ya onun gibi düşün. <laughs> o taban olacak üstüne öyle krema murema koyacaksın. Güven hissetmeyen insanın e, hayatta yükselmesi, ilerlemesi bir yetişkinin söz konusu değil. Yani Çocuğun, bebeğin bile. O halde güven duygusunu yeniden onarabileceğimiz ve üzerine rahat rahat pastanın diğer katlarını çıkabileceğimiz günler dileklerimizle kapatalım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da hatırlayın.